Kıymetli izleyicilerimiz, İslam Bol TV ekranlarında Sahur Vakti programına hoş geldiniz. Yine ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilüt hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı sahurlar. Hocam nasılsınız? Mübarek ay nasıl ilerliyor? Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok güzel gidiyor. Allah kabul buyursun. Bizden de, sizden de inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam formatımız gereği sorularımızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Hocam halk arasında e, küfür etmek, bir diğer deyişle de sövmek orucu bozar mı? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve ala seyyidina Muhammedin tahil emin. Ama ba'du bu konuda bazı kişiler çok aşırı gidiyorlar. Diyorlar ki kişi Müslümana süverse, vay halk diliyle küfrederse, yalan söylerse, dedikodu yaparsa, başı açık veya bir tarafı açık bayana bakarsa, orucu bozulur gider. Öyle bir şey yok. Onlar bir hadis okuyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Beş şey oruçluyu, orucunu bozar. Bu saydığım şeyleri söylüyorlar. Öyle bir hadis yok uydurulmuş bir hadistir. Peki bu haldeyken, oruçluyken yalan söylerse, dedi kodu yaparsa, şunu yaparsa ve bunu yaparsa böyle gider mi? Hayır. İlk önce haramdır. Ondan sonra orucun sevabı etkilenir. Biz dedik ki oruç bozulmaz. Demedik ki cazası yok, etkilenmez. Hayır. Hatta Müslüman arasını bozma, fitne yapma meselesi oruçluğun sevabını tamamen götürür. Silip götürür, bırakmaz mesela bir örnek. Ama dedikodu yani gıybete düşmek, yalan söylemek bu bazen büyük günah olur, bazen küçük günah olur. Yani oruçlu olan bir kimse herhangi büyük bir günaha düşerse muhakkak ki orucun sevabı bayağı etkiler. Bazen tamamen gider, bazen az bir şey kalır. Ve bazı günahlar var, yani az bir günahlarından azını güttürür. Ama bu tür günahlar kesinlikle orucu bozmaz. Sokhtan geçerken kişinin karşısında mini etekle gezen bir bayan görmüş. Göz göze gelmiş mesela. Bu bozulmaz veya başı açık başına bakmış, omuzları açık oraya bakmış. Tamamen çıplak olsa bile ona bakarsa harama düşer bilerek bakarsa ama orucu bozulmaz. Orucu bozan şeyleri anlattık zaten. Ama o bayan harama düşer, bakan da harama düşer. Şimdi bazı kişiler bu ilk bakışı yanlış anlıyorlar. Yani gözlerini yapıştırıyor, onu avret ellerine, ve öyle bakıyor. Diyor ki e, o ilk bakıştır. İlk bakış bu değil. Diyelim ki yüzünü çevirdin karşısında bir tarafı açık bir bayan. Hemen yüzünü çevirdiyse burada harama düşmezsin. Burada birinci bakış bilmeyerek bilmeyerek. Ha iki defa bakarsan o zaman bilerek bakmış olursun. Haramdır. Bir misafirliğe gittin zaman kapıyı çaldın. Bazen çocuk gidip kapıyı açıyor. Ev sahibinin hanımı başı açık orada. Bakmışsın. Gördün onu yüzü çevirirsin. Harama düşmezsin. Bir daha bakarsan o zaman bilerek olmuş olur. Bundan dolayı burada adapları var. Misafirliğin. Kapı burada. Sen kapıya karşı durmamak daha iyidir. Çevir. Sırtını ver kapıya. Belki bayan alel acele kapıyı açmış. Kocasını zannetmiş. Oğlu zannetmiş. Veya oğlu açmış kapıyı. O da karşısındadır falan. Yani yüzünün değil sırtını verirse kapıya daha uygun olur. O zaman burada kişi oruçluyken haram işlerse vücuduna fizi bir şey değilse yani vücuduna girecek bir şey değilse kesinlikle orucu bozar diyemeyiz ama sevap etkili diyebiliriz. Hocam bu e, belki bununla da karıştırılabilir. olabilir. E, ridde meselesi var. Ridde orucu bozar mı? Şimdi ridde ne demek ilk önce? Olur bir anlatalım. Evet. Ridde dinden dönmek demektir. Dinden ayrılmak demektir. Dinden çıkmak demektir. İmam-ı Nevi gibi, İmam-ı Abidin gibi vesaire açık ve net bir şekilde dediler ki Riddeye düşen bir kimse imanı bozuldu gitti. Orucu bozuldu gitti. Namazı bozuldu gittiği, namaz esnasındaysa veya oruçluysa. Şimdi riddye düşmek sadece orucu bozuldu diye değil, sadece namazı bozuldu diye değil, birçok yönden çok kötü bir şeydir. Şimdi riddede dedik ki İslam İslam'dan ayrılmaktır. Nasıl olur? Ehl-i Sırt ve alimleri bu riddeyi üçe ayrıldılar. Bir, dille yapılan riddeler, iki, kalple yapılan riddeler, üç, organlarla yapılan riddeler. Birincisine lafzı küfür denir, lafzı sözle oluyor. İkincisi etikadi, çünkü kalple olur, etikadi küfür. Üçüncüsü ise feli küfür. Filik küfür Kur'an-ı Kerim'i bilerek, Kur'an-ı Kerim olduğunu bilerek çöpe atmak gibi, üstüne basmak gibi, yakmak gibi, yırtmak gibi. Yırtmak bu Avrupa'dakiler yaptıkları gibi. Bunun yanı sıra dini bir kitap, dini bir kitap olduğunu bildiği halde çöpe atarsa, üstüne basarsa mesela küfre düşer. Bunun yanı sıra puta, şeytana, ateşe secde etmek. Allah'tan başkasına herhangi birine ibadet niyetiyle secde etmek. Kur'an-ı Kerim'i necasetle yazmak gibi durumlar bu fiili küfürdür. Bunları yapan kimse fiili küfre düşmüş olur, İslam'dan çıkmış olur şahit Müslümansa. Etikadi küfür Allah hakkında Allah'a yakışmayan bir şeye inanmak. Allahu Teala haşa harşa oturuyor. iddia etmek. Allah büyük bir cisimdir. Allah ışıktır. Allah renklidir. Allah elleri var bizim eller gibi. Allah ayağın ayakları var gibi inanmak gibi. Herhangi bir peygamber Hristiyan olduğuna inanmak veya Yahudi olduğuna inanmak veya yalancı olduğuna inanmak veya zina yapan biri olduğuna inanmak veya sahtekar olduğuna inanmak gibi. İslam dinden başka herhangi bir dinin hak olduğuna inanmak, bu alemin ezeli olduğuna inanmak, Hristiyanlık, Yahudilik hak diller olduğuna inanmak gibi bunlara düşen kimse itikadi küfre düşmüş olur. Birincisi ise bu en meşhuru. Sözlü küfür veya e, lafzı küfür. Bu da Allah'a, Peygamberden herhangi bir peygambere, meleklerden herhangi bir meleğe, dini hükümlerden herhangi bir hüküme, namaza, oruca, zekata, hacca vs. küfür etmek gibi. Şu anda mübarek Ramazan ayındayız. Bazı kişiler Ramazan ayı hakkında diyor ki cimridir. Çünkü misafir geldiği zaman ikram edemiyorsun ya cimridir diyor. Bu küfürdür, bu küfürdür. Ramazan ayına hakaret içeren bu kelime gibi herhangi bir söz kesinlikle uygun değildir. Bayramda yaklaşıyor. Özellikle bayanlar ev temizliği yapıyorlar ya bayram temizliği. Diyor ki bayramdan nefret ediyorum. O kadar yoruldu. Hayır Rab, e, bayram bizim dinimizde mübarek bir yerdir. Üzülen bir şeydir. Bunun gibi sözler ezana küfretmek, camiye küfretmek, sövmek, hakaret etmek, cehennemin azabını hafife almak. Yani haşa yarın cehennemde asılırız. Yarın ben cehennemde olmak isterim çünkü falan kişi falan kişi cehennemdeler. Cehennem şey nedir ya? Hafif bir şeydir. Veya o cennet hakkında cenneti hafife alan haşa diyorlar ya cennet dedikleri şey iki ağaç iki huri bilmem ne. Veya o şarkıda diyor ki bir telini cennete değiştirmem gibi sözler. Hayır. Cennete saygı göstermeliyiz. Kesinlikle e, ee, onunla alay etmek, hakaret içeren herhangi bir sözü kullanmak caiz değildir, batıldır. Bu tür şeylere düşen, lafzı küfre, fiili küfre ve atikadi küfre düşen bir kimse İslam, İslam dininden çıkmış olur. İmanından olmuş olur. Hem artık Müslüman değildir hem de oruçlu değildir. Orucu da bozulur. Derhal, derhal kelime-i getirerek İslam'a dönmesi gerekir. Ve Oruçluymuş gibi gününü tamlayacak Ramazan'dan sonra kaza tutacaktır. Allah bizleri korusun hocam. Hem Ramazan'da hem Ramazan dışında. Aynen aynen. Yani bu riddeden uzak durmak sadece Ramazan'da değil. Evet. Omur boyu. Allah Çünkü reddiye düşen kimse imanı gitti. Sevabı gitti. Kıyamet gününde Firavun, İblis, Namrud, Abu Labl ile birlikte cehennemde kalacaktır. Bir düşün, 50-60 yıl uğraştı, kaç defa hacca gitti, namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, sadaka yaptırdı, fitreyi verdi, şu, şu, şu. Bir kelimeyle üf, hepsi gitti. Dağlar kadar sevapları vardı, hepsi gitti. Şimdi bazen, bazen diyor ki, ya adam bir kelime kullandı, sinirliydi, veya şakalaşıyordu, veya manası bilmiyordu, veya küfür olduğunu bilmiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadiste şöyle buyurmuştur. Kul zarar görmediği öyle bir kelime kullanır ki bu zarar görmediği kelimenin yüzünden doğu ile batı aradaki mesafeden daha derin bir mesafe ile cehenneme iner. Doğu ile batı aşağı yukarı 5 yükselik mesafesi kadardır. Zarar görmedi ve İmam-ı Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu malen. kul zarar görmediği ona yakın bir rivayet zarar görmediği öyle bir kelime kullanır ki bu kelimenin yüzünden 70 yıl cehennemin dibine kadar inmesine sebep olur. Burada zarar görmediği, bak zarar görmediği bir kelime kullanıyor ama bu kelimenin yüzünden İmam İbn Hacer el Bari adlı kitabında diyor ki bu kelime küfür kelimesidir. Allah'la, peygamberle, dille e, içeren e, hakaret içeren herhangi bir söz kullanması gibidir. E diyor. Olur mu ya? Ya sinirliydi diyor. Allah'a küfür ediyor. Üçüncü söz diyor ki ya o sinirliydi. Peki bu sinirliyken sen anana küfür ederse kabul ediyor musun? Yok.

la ta'taziru kad kefertum ba'de imanikum. Yani onlara sorduğun zaman derler ki biz şakalaşıyorduk. De ki Allah'la mı? Allah'ın ayetleriyle mi? Allah'ın Resulü'nde de geçiyordunuz. İşte bulandıra geçiyorlar. Ayetin sonunda ne var? Mü'minken kafir oldunuz. Bitti. Mü'minken. Yani bu konularda şaka şaka yok. Sinirliyken, Hanefiyle alimler İmam-ı Nevevi Fetavayı Hindiye ve Fetavayı Kadıhan bu iki kitap Hanefilerde çok meşhurdur. İmam-ı Nevevi Şafilerde çok meşhurdur. Diyor ki bir kimse çocuğunu veyahut kölesini şiddetli bir şekilde dayak atıyorsa, dövüyorsa biri gelirse dese ki ya sen Müslüman değil misin? O da bilerek soruyu anladı. Bilerek hayır derse küfre düşer. Muteammiden kefar diyor İmam-ı Yani bilerek soruyu anladı ve hayır dedi. Yani ben Müslüman değilim dedi. Ve İmam-ı Nevi fetavayı Kadıkhan ve fetavayı Hindiyeden şu fetvayı naklediyor, onaylayarak. Diyor ki bir kimse çocuğunu veya köylesini şiddetli bir şekilde döverken biri ona ya Allah'tan korkmuyor musun derse, o da yok derse kafir olur. Niye? Bu da sinirlidir. Niye de kimse demiyor? E, niye bu senin lider bir şey olmaz diyorlar mı? Demiyorlar. Şiddetli ne demek şiddetli? Yani şakalaşarak değil. Şiddetli yani sinirlidir sinirliyken. O zaman burada birçok kişi maalesef birçok kişi bu tür konulara önemsem önem vermiyorlar önemsemiyorlar. Bundan dolayı küfre düşüyor, nikaha gidiyor, umurumda değil. Kıyamet gününde cehennemde kalacak, umurumda bile değil. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Allah Tabii bununla ediyorsun. bağlı da birçok hükmü var. Reddeyle alakalı. Belki önümüzdeki programlarda oralara da değiniriz. Allah bizleri korusun hocam. Amin. Hocam yine oruçla alakalı sorulardan sakız çiğnemek demişler. Tabi sakızın çeşitleri olduğu için herhalde özellikle sormuşlar. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Şimdi bence sakız çeşitlerinden de değil. Mesela nedir? Bazı almerin kitaplarında çam sakızı hakkında konuşurken sakız çiğnemek orucu bozmaz derler. Veya kitaplarında yazdılar. Bu zamanda ilim ehlinden olmayan ve ilim ehlinden ilim almayan, tek başına alışmış kitapları okumayan bazı kişiler, o kitaba bakıyor, Aa sakız çenemek orucu bozmaz. Bu da gidiyor marketten sakız alıp çiniyor. Yok öyle değil. Hatta televizyonda bunu tartıştılar bu çam sakızı lastik gibi ağaçtan sakıyır sen alıp ağzına katıyorsun tadı yok bir şey yok sakız gibi çiğniyorsun sadece o da bu çeneye belki spor yapmış olur faydası olur diyorlar hem de dişleri temizliyor diyorlar vesaire ama şu anda piyasada olan bu sakızlar aromalı tatlı şekerli stokozlu Takkozlu, bilmem ne lozlu. Evet. Bir sürü şeyler var içinde. Bir sürü, yutuyorsun burada. Bozulur burada. Ne alakası var şimdi? Orada tek başına kitap okumuş, böyle anlamış. Ama hangi sakız? Bu katkısı olmayan, lastik gibi. Ağzına bir lastik katmış, çiğniyor sadece. Ama çenemesi için, havaya çenemesin diye bir şey olsun ağzında. Dişleri için vesaire. Bunlar ne diyorlar? Yok ya bu falan kitapta geçiyor falan hoca söylemiş. Her hoca hoca mıdır? Yok. Bu, bu o hoca da aynı şekilde tek başına kitap okumuş böyle anlamış. Halbuki öyle değil. Ya Zaten hoca olduğunu iddia ediyorsun. Bilmiyor musun? Yutmak bozar. E, bu sakızda var, şeker var. Şekersizler olan bu e, muhafaza e, kurucu maddeler var. Şu var bu var. E ee, ne hale geldik? Artık herkes İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanife kendini onlar gibi sanıyor. Maalesef. Öyle değildir. Herkes müştehid olur mu? Değil. Herkes kendi kafasına göre hareket ederse mesela karma karışık olur. Maazallah böyle oldu zaten. Allah hepimizi korusun. Amin hocam. Hocam yine bu e, diyorlar ki başı açık olan bayanın orucu bazı sevabı yok diyor, bazısı kabul olmaz diyor. Bu konuyla ilgili sizin hep söylediğiniz ne ifrat ne tefrit. Yani herhalde bu o konunun altına giriyor. Aynen. Şimdi burada iki mesele var çok önemli. Birincisi oruç tutup da namaz kılmamak. Evet, o da, oruç da, da, oruç da oruç, tutup da, oruç, oruç tutup da kapanmamak. Şimdi namaz ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadet. Kapanmak bayalar için ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadet. Acaba bu başı açık olan bacımız bu haldeyken zekat verdiğinde ona derler mi mesela başın açıktır zekat verme? Zekatın kabul olmaz. Çarpıcı bir örnek hocam evet. yani. Niye oruca bunu diyorlar? Bu ayrı bir ibadet, bu ayrı bir ibadet. Tabi biz diyoruz ki bütün bacanımız kapansın. Temennimiz budur. Ve başı açık bir şekilde dışarıda gezmesi caiz değildir, haramdır. Ama oruç geçerli olur. Şayet orucun rükülleri, şartları getirdiyse Ha, sevabı etkilenir mi etkilenir, muhakkak. Ama kesinlikle bazı kişilerin e, orucu geçersizdir, orucu bozuktur, orucu batıldır diye diyemeyiz. Aynı şekilde oruç tutup da namaz kılmayan birçok kişi memleketimizde zekatı veriyor ama namaz kılmıyor. O zekatı bozuk mudur? Hacca gidiyor. Namaz kılmıyor. Umre'ye gidiyor. Namaz kılmıyor. E ona diyorlar mı? Sen haccın sen umren bozuktur. Yok. E, niye oruca bağlıyorlar onu? Diğer aylarda da hiç yani namazı belki emir bile etmiyorlar onlara yani emri bil maruf e, kı ya, kısa Ramazan'da. Ramazan'da akıllarına geliyor. Şimdi namaz ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadettir. Sen bir vatandaş olarak elektrik faturası geldi, Su faturası geldi. Doğal gaz faturası geldi. İnternet faturası geldi. Kimse der mi ya hepsi ya hiç? Yok. Benim gücüm buna yetiyor. Öderim. Buna yetmiyor sonra ileride öderim. Yok ya hepsini ödeyeceksin ya ödeme. Burada aynı. Ya hepsini kılacaksın ya kılma mı diyeceğiz? Ya oruç, zekat, hac, namaz ya hiçbir şey yapma. Ya şu anda oruç tutuyor. Bırak Belki orucundan dolayı e, kalbi yumuşar, Allah ona hidayet verir. Hacca gidecek, ya gitsin oruç tutmuyor, zekat kılmıyor. Belki orada kalbi yumuşar ve bunu halleder vesaire. Yani burada ibadetleri birbirine karıştırmayalım. Bu ayrı, bu ayrı. Haramla da karıştırmayalım. Tabi ibadetlerle birlikte eksikler varsa, haram varsa sabi etkilenir. Ama kesinlikle bozuktur geçersizdir. Asla diyemeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ondan sonra seni cellat olarak kim tayin etmiş? Onlara bir emir vereceksin. Ya namaz kılacaksın ya orucun geçersizdir. Nasıl öyle bir şey diyebilirsin? Ya kapanacaksın ya orucun geçersizdir. Bazı bacılarımız var. Oruç tutuyor. Namaz da kılıyor. Hacca da gitmiş ama başı açık. Yani ona bu hepsi bozuk mudur? Namaz kılmak başı örtmenden daha faziletlidir daha büyüktür. Bu da farz, bu da farz. Ama namaz daha farzdır. Oruç daha büyük farzdır. Zekat daha büyük farzdır. E daha büyüğünü yapıyor şimdi. Yavaş yavaş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biri geldi ki falan kişi gündüz olursa hırsızlık yapar, gece olursa namaz kılar. Hırsız. Ama namaz kılıyor. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bırakırız. Bir gün muhakkak ki onun namazı eli koyar hızlıktan. Bu sebep olur. Bu da aynı. Başı açık. Şimdi üstüne gidersen belki namazı bırakır. Üstüne gidersen belki orucu bırakır. Ya ona edelim. Bırakalım demiyoruz. Peşini bırakmayalım. Nasihat edelim ama şeriatın çerçevesi içerisinde. Ona diyemezsin. Başın açıktır diye orucun geçersizdir. Başın açıktır diye namazın geçerse de diyemezsin. Dinde ne geçiyorsa onu anlatırsın. Onu korkutmak için diyor Ya onu korkutmak için yalan mı söyleyeceksin? Ve dilimize dilimizde olmayan bir şeyi iftira mı atacaksın? O mesela hayır. Dinde ne geçiyorsa onu anlatırsın. Gerekirse gerekirse konuyu hiç açma. Şayet daha beter bir hale düşecekse yani üstüne gidersen Bayan namaz kılmıyor. Başı açık. Üstüne gidersen namaz konusunda veya kapanmak konusu belki namaza küfreder. Yok bırak onu şimdi. Yavaş yavaş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya ilk çıktığında herkes Müslüman oldu mu? Hayır. Yavaş yavaş Peygamber Efendimiz mücadele etti. Güzel sözlerle, nasihat etmekle, yardım etmekle, şunla, bunla, bunla. Bu şekilde yavaş yavaş kılıcı almış birinci günde başlamadı. Peygamber Efendimiz 13 yıl Mekke'de mücadele etmiş kılıç yok. 13 yıl savaşa girmemiş. Medine hicret ettikten sonra cihada izin gelmiş. 13 yıl ne yaptı Peygamber Efendimiz? Öldürdüre bazı Müslümanları işkence çektirdiler vesaire ama kılıç cihada başlamadılar. Güzel sözlerle öyle yaklaşalım millete nasihat edelim. Dövmekle, kavga etmekle, küfür etmekle değil. Yaklaştıracağız derken uzaklaştırmayalım. Yani. Aynen. Aynen böyle. Çünkü oluyor. Bazen e, düzgün bir şekilde düzgün olmayan bir üslupla kazanmaya çalışırken ama onu uzaklaştırmış oluyorsun. Bazı kişiler kafir oluyor. Bazı kişiler şunun veya bunun yüzünden kafir oluyor. Maalesef İslam'a küfür diyor, Namaza küfür ediyor. Allah'a küfür ederler var. Niye? düzgün bir şekilde ona yaklaşmadı. Üstüne gitti, bağırdı, çağırdı, hakaret etti vesaire. Nasıl Allah'a Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Akşam içki içen, Allah bizi korusun, kimse oruç tutabilir mi diye sormuşlar. Yani Namaz olsun, oruç olsun. Kişi aklında, aklı başında ise, ne yaptığını biliyor ise, Oruç tutabilir tabi. Ama sevabı yok. Namaz kılabilir ama sevabı yok. Ve la tekrabu salata ve entum sukara. Kişi içki içip de sarhoş olursa bu haldeyken ayete geçiyor yaklaşmayınız namaza. Ama bazı kişiler soruyorlar İçki içti. Tevbe etti diyelim. Namaza başladı. Oruca başladı. Ne zamana kadar sevapsız kalacak? Dedi ki ya sevapsız olur. Anne dediler ki içtiği olan içki midesinde kaldığı sürece. Türkiye'de memleketimizde 40 gün diyorlar. Yok öyle bir şey yok. Bazen işte ki 6 saat yani 6 saat içerisinde gider. Bazı demişler ki daha fazla biraz. 2 gün veya bir gün vesaire. Yani midede kaldığı sürece bu içki, sadece içki değil, domuz eti yemiş, haram bir et yemiş. Midesinde çaldı, ekmek çaldı, yedi. O da aynı hakkım. Midesinde olduğu sürece kılmış olduğu namazlardan sevap kazanmaz. O gidene kadar öyle kalır. O zaman kişi İçki içerse akşamlayın aklı başında ise ertesi gün oruç tutmak zorundadır. Ve tutarsa haramdan kurtulmuş olur. Ama sevabı yok. Yani bunun sevabı gibi, yok diye terk etmeyecek, tutacak. Tabii. Bunun gibi vay bu içki içiyor niye oruç tutuyor diye kovuyorlar, bırakmıyorlar. Yok belki oruçtan dolayı içkiyi bırakır. Nereden biliyorsunuz? Sebep oluyor. Sebep. Kimisi rüya görüyor, kimisi musibet geliyor başına, kimisi hediye geliyor ona, kimisi nasihat, kimisi kavga, kimisi kaza. Bir sebep oluyor, tövbe ediyor. Bu da şimdi oruç tutuyor. Yok sen orucun olmaz. Tabi yalan değildir bu. Orucun geçerlidir diye yalan değil. onlar yalan söylüyorlar. Onlar yalan söylüyorlar yani orucun sahih olmaz diye. Aklı başında olduğu sürece orucu da sahihtir namazı da. Hocam dilerseniz bu programımızda oruçlu bir kişiye iftar ettirmenin faziletiyle tamamlayalım. Bunun çok büyük sabı var. Yeter bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> büyük sahabı var. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçtiği gibi her kim oruçlu olan bir kimseye iftari açtırırsa Oruçlunun sevabı eksilmeden açtıranın da büyük sevabı var. Tabi hadiste onu kadar geçiyor. Onu kadar. Ama bazı kişiler de yanlış anlıyorlar bunu. Eşit sevap arıyorlar insanlar diyorlar. Yok. Nasıl ki oruç tutanın büyük sevabı var ise açtıran da büyük sevabı olur. Ama eşit değil. Niye? Şimdi bir. O ne tuttu? Farz. Farz. Bu sünnet. Sünnet. Sabahtan akşama kadar mahvolmuş güneş altında gelip ona bir hurma vereceğim, onu kadar çok kazanacağım. Öyle bir şey olur mu? Başka bir hadiste cehennemden kurtulmasına sebep olur. Subhanallah. Sahabelerden biri sormuş, ay Allah'ın Resulü. Herkeste milletin iftani açtıracak bir şey bulmayabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen bir hurmayla olmasa bir yudum ayranla Olmazsa bir bardak suyla. Yani İlla ki sofra çekmek, kuzu çevirme yapmak, dolmalar yapmak, kebaplar yapmak değil. Şimdi bir Müslüman seni iftara davet ederse Allah için seni davet ediyor. Bir mercimek çorması yapsa yeterlidir. Bir burgul yapsa yeterlidir. İlla ki sofra çekilecek de bir kural yok. O zaman iftari açtıranın çok büyük sevabı var. Yani o davet ettiğimiz kişinin veya iftarını açtırdığımız kişinin illa ihtiyaç sahibi olması gerekmiyor. Çok değil, değil, yok yok çok değil. Çünkü bize Anadolu'da ve bazen büyük şehirlerde de görüyoruz. Mesela bazı kişiler Allah razı olsun su alıp hurma alıp trafikte yol veya şehirler arası yolda geçenleri durdurup iftar saati geldiyse onlara iftar ettiriyorlar. Yani demek ki buna masar olmak için bu hadisin sırrına masar olmak için. Tabii yani şimdi illa zengin fakir olması yoksul olması şart değil ama o tercih edilir. Evet. Çünkü o fakirdir ya. Şu anda burada ben bir yerde bir uygulama gördüm geçen Ramazan'da. Bu sene daha gitmedim bilmiyorum. Ee, yoldan geçen varsa trafiğe yakalanmışsın ararsın. Alı paket. Belediye sana arabana kadar. Veyahut eve geldin yenge rahatsız yemek yapamadı. Ev temizliği yaparken yemek yapamadı. Okulda Veli toplantısı vardı, geç kaldı yemek yapamadı. Ararsın, eve kadar getiriyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ne güzel. Yani bu tür şeyler olur. Sevabı çok büyük olur. Ama bir şeye dikkatimiz gerekir. Hatta memleketimizde meşhur olan e, iftar çadırları. Onlar da ne kadar güzel. Evet. Ama dikkat etmemiz gerekir bir şey var. Zekat malından saymayalım. Bu iftar çadırı gibi, Zekat manından saymayalım. Çünkü o çağdıra sadece fakirler gelmiyor. Normal paradan saysın, büyük sevap kazansın. Ama zekat manından saydığında yani hepsi zengin olursa veya bir kısmı zengin, bir kısmı fakir olursa yani hepsi fakir değilse vebal altına girersin. Yani zekatını çıkartmamış oluyor bu sefer. Evet olarak. saymaz. Yani sevap kazanırken vebala girersin. Bazı kişiler de Ramazan Kodesi yine zekattan sayıyorlar dikkat ederim. Bu koli birçok kişi kime dağıttığını bilmez. Dikkat etmiyorlar. Bazı kaymakama gider. E, yoksul, fakir, ihtiyacı olan lisesini alıyor. Ona göre gönderiyor. Ama gerçekten böyle midir? Hayır. Bizim arkadaşlar sağ olsunlar. Evlere tek tek gidiyorlar. İnceliyor çünkü bu bir sunulmuktur. Zekat bir sunulmuktur. Koli yani kişi Ramazan kolisi illaki zekattan değil. ihtiyacı olana ver ihtiyacı olmayana verirse veren vebal altında kalıyor bu vekaleti alan kimse. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekir. Zekatlarımızı kime vereceğiz? Sadakalarımızı kime vereceğiz? Bağışlarımızı kime vereceğiz? Korbalarımızı kime vereceğiz? Kolelerimizi kime vereceğiz? İftarlarımızı kime vereceğiz? Ve nasıl vereceğiz? Ki sevap kazanalım. Boşa gitmesin diye. Yani bu mübarek ayda hocam e, affolmak için ee, sebeplere sarılalım diyorsunuz. Aynen. Birçok sebep var. Af ayıdır, mağfiret ayıdır zaten. Allah razı olsun hocam ağzınıza Sizden sağlık. İnşallah, i̇nşallah. Ramazan boyunca e, sahurda beraber olacağız. Kısmet inşallah. Ee, yine bir programımızın daha sonuna geldik kıymetli izleyicilerimiz. Hayırlı sahurlar.